Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Ve YouTube, Facebook sayfamızdaki sıkıntılar bizden kaynaklı değil. Teknik bir sorun. O yüzden düzeltildi arkadaşlar, sağ olsunlar. Bizi sanal medyadan takip edenler için söylüyorum. Şu anda herhangi bir sorun yok. Devam edebilirsiniz. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Biz buradayız efendim. Yani sizlerle bilgileri de paylaşacağız. Bu arada sevgili yönetmenimin Mertab Hanım, isterseniz bu Fransa ile ilgili vardı ya bir mevzu, söylemiştim. Evet evet, onu yani evet. Çünkü bunu bütün Avrupa ülkeleri olarak geçerli diye düşünsünler. Aynen öyle, öyle yani, düşünsünler evet. Yani Fransa'daki haber, evet. Şeydeki yazı, evet. Hollanda'daki yazı, Almanya içinde. Evet. Hatta 10 ülke üzerine alınsın. Kuzey ülkeleri de. İskandinav alınsın. Ülkeleri de üstüne alınsın diyoruz. Sevgili yönetmenim, o haber hazırsa alabilme şansımız var mı? O haberi bir seyredelim. Ondan sonra da onun üzerine biraz konuşalım. Çünkü aynı mevzular Almanya, Hollanda. Hazırsa bir seyredelim. Evet sevgili seyirciler. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin imzalamak zorunda olduğu otomatik bilgi paylaşımına imza atan ülkeler arasında yer alan Türkiye, uzun bir süre beklettiği paylaşımı 30 Eylül tarihinde devreye sokmak zorunda kaldı. Açıklamayı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt yaptı. Başta Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan yaklaşık 4 milyonu aşkın Avrupalı Türk'ün Türkiye'deki mal varlıkları ile ilgili bilgiler ilgili ülkelere gönderilmeye başladı. Otomatik bilgi paylaşımında yurt dışında ikameti olan kişilerin Türkiye'deki banka hesap bilgileri yaşadıkları ülkelerle paylaşılacak. Yurt dışında ikameti bulunanlarla ilgili örnek olarak Fransa'da yaşayanlar için Fransa'nın başvuru yapmasına gerek olmadan otomatik olarak gerçekleştirilecek. Gayrimenkul bilgileri paylaşılmayacak. Bu ev, kira, arsa gibi varlıkların bilgisinin verilmeyeceği anlamına geliyor. Ancak yurt dışında yaşadığı bilinen kişilere ait banka hesaplarındaki 1000 euronun üzerindeki hareketliliğin paylaşılacağı için bunun içerisine her ay bankaya yatan kira geliri de gelebilecek. Ayrıca Türkiye'den emekli olan kişilerin emekli aylıklarının da yine yaşadıkları ülke ile paylaşılacağı öğrenildi. Türkiye, 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere paylaşım yaparken bu tarihten önceki hesap bilgilerini paylaşmayacak. Bu durumda Fransa'da sosyal yardım alanlar, Türkiye'de emekli maaşı ya da bankadaki parası gibi paylaşıma giren gelirlerini bildirmeyenler ağır cezalar ile karşı karşıya kalabilecek. Bu durumda 2019 yılından itibaren Türkiye'de banka hesabı olup sürekli bankasına bir para girdisi olan kişiler aynı anda Fransa'dan sosyal yardım parası alıyorlarsa bu paraları cezalı olarak geri ödemekle karşı karşıya kalacak. Öte yandan Türkiye'deki gelirleri vergi kapsamında olanlar eğer vergisini Türkiye'de ödediğini ispatlarsa hiçbir yaptırım ile karşı karşıya kalmayacak. Her iki ülkeden birinde vergi ödemek yeterli olacak. Evet, haberi dinledik. Ana haberlerde haberi dinledik, evet. Bu bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Fakat haberde bir eksik var. Ben düzeltmek istiyorum onu. Eğer Türkiye'de çifte vergilendirme ile ilgili deniyor ama diyelim ki kira geliriniz, diyelim ki emekli geliriniz. Bir defa emekli geliri Türkiye'de vergiye tabi değil. Yurt evet. Dışında ödeyeceksin. Evet. Vergi kaçırmış oluyorsun. Türkiye'de gayrimenkul vergisi veya kira vergisi veya yurt dışında bildirmek zorunda olduğu herhangi bir kıymetin vergisi. Evet. Mal varlığı bilgileriyle ilgili de konuşuyorum. Ayrıca bankadaki gelirleri ile ilgili de konuşuyorum. Bunu böyle anlasınlar lütfen. Eğer örneğin kira gelirinin vergisini yurt dışına ödemek zorunda. Evet. Fakat Türkiye, Fransa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan bir vatandaşın kira gelirinden vergi aldıysa o ülkeye bunu götürecek. Evet, diyecek ki ben Türkiye'de de vergi verdim. O ülke diyecek ki bir dakika, işte orada %10 ödemişsin, ben de %15'te bunun vergisini ödeyeceksin. Bir. İki, benden bu geliri sakladın, bu mal varlığının kaydı ne diyecek? Üç, gelir vergisi diliminde bunları hiç göstermedin, ben de genel anlamda vergi kaçırdın. Şimdi şunu düşünebilirler, hep de bunu soruyorlar ama ben
Hiç vergi beyannamesi vermiyorum çünkü gelirim beyanname sınırının altında. Şahane vermiyorsun ama sen Türkiye'deki maaşını, Türkiye'deki kira gelirini veya işte çiftçilikten kaynaklı gelirini, minibüsün vardı çalışıyor, taksim vardı, bunların gelirini bildirseydin eğer, beyanname vermek zorundaysan ki öyle olur. %90'ında öyle olur. Hesaplıyoruz. Vergi beyanname verme limitine geliyor vatandaşlar. Sen bunu bildirmediğin için beyanname vermeme suçu da işliyorsun. Vergisel anlamda. Hani bu anlamda Türkiye'deki vergini çifte vergi, orada açıklanmaya çalışılan şu çifte vergiye imkan tanınmayacak. Fakat emekli aylığınıza Türkiye vergi almıyor. Hadi bakalım. Sıfır vergili bir şey bildirmemişsin. Vergi kaçırmışsın yaşadığın ülkeden. Kira gelir Türkiye'de daha düşük. Sen ki vergiyi Türkiye'ye ödediysen farkını ödeyeceksin ve bunu gelir listene sokacaksın. Neden? Benim Türkiye'de kira gelirim var. Emekli aylığım var. İşte gayrimenkul bilmem ne gelirim var. Kiraya veriyorum. Destekleme alıyorum. Bunların hepsini desteklemeden de şimdi neredeyse vergi almaz duruma geldik. Bunları dediğimizde yurt dışı diyecek ki tamam şahane ama bana sen o benim kira gelir için vergim %17, sen oraya %9 ödemişsin. %8'i bana ödeyeceksin diyecek. Yani bunların tamamını ayrıntılı olarak bilmek lazım. Bunu ben uydurmuyorum. Çok meraklısı baksın. En büyük korkum gayrimenkulleri, kira gelirleri ve diğer gelirlerle ilgili, emekli gelirleriyle ilgili vatandaşların vergi kaçakçısı muamelesi görmesinden çok korkarım. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasını kurcalarlarsa, işte Uluslararası Vergi Sözleşmeleri diye internete de yazarlarsa, Türkçe yazsınlar. Mutlaka karşılarına çıkacak. Özellikle bu ayrıntılı sözleşmelerin, özellikle Avrupa ülkelerinin tamamı ile aynısı yapılmış. Üç ülkeyi orada tek tek örneklemiş gelir idaresi. Almanya, Hollanda ve Avusturya zannediyorum ya da Fransa, yani iki ülke Fransa ve Almanya'yı koymuş. Birebir aynısı. Diğer ülkelerde birebir aynısı. Ben başka kaynaklardan da baktım. Gayrimenkulle ilgili, kira ile ilgili, şunla ilgili, bununla ilgili vergileri, bilgileri Türkiye vermeyecek. Türkiye vermeyecek. Biz bunu en başından söylüyoruz. Ama senin Türkiye'de paran varsa, geçen hafta İsviçre'deki parası yakalanan bir müvekkilim için, bu 5 Avrupa ülkesinden birisi. Hani işaret etmeyeyim, o da vatandaşın üstüne gelmesin diye o para sonra Türkiye'ye gelmiş. Hem İsviçre'deki son halini hem Türkiye'deki hareketini istiyor. Bana bunu göster diyor. Türkiye bunun bir tek İsviçre de bunun son halini vermiş ya da alınmış ama bu size devletin vereceği bu, o devletin vereceği bu ama yakalayan devletin size soracağı hesap bambaşka. Kaynağı ne? Nereden aldın? Bu para neredeydi? Faiz gelirlerini bana göster. Faiz gelirlerini söyledin mi? Onu verdin mi? Bunu yaptın mı? Evet. Bunların tamam hesabını vermek zorundasınız. Kaynak göstermek zorunda kalacaksınız. İşte bu mesele kaynağa gelince büyük paralarda zaten kaynak gösterme şansı hiç kimsenin yok. Ama hani 50 bin, 100 bin gibi küçük paralar bakın benim için çok büyük ama mevduatları bir takım mevduatları bildiğim için Evet. Türkiye'deki bu 50 bin, 20 bin, 30 bin hiçbirin kişinin mesela Fransa'daki bankadan havale edilmemiş. Daha da komiği Fransa'daki bankada adamın hiçbir zaman toplu parası olmamış. Parasını almış yastık altında biriktirmiş. Parasını almış işte falanca yerde biriktirmiş. Bunları düşündüğümüzde karşımıza ne geliyor biliyor musunuz? Hiçbir para ispat edilecek. Ben bankada biriktirdiydim tatile giderken 7.000 euro ben 5.000 euro eşim cebine koydu götürdü diyecek durumda değiller. Şimdi adamlar diyecek ki sen her ay maaşını çekmişsin. Evet. Bu parayı nasıl götürdün? Görmüyorum. Ek iş mi yaptın? Bana vergi mi vermedin? Şunu mu yaptın? Bana bunu göster diyecek. Büyük paralarda zaten kaynak göstermelerinin şansı yok. Herkes diyor ki ben 42 yıldır çalışıyorum, 37 yıldır çalışıyorum, 27 yıldır çalışıyorum. Bir kez bile ben vergi yardım almadım.
Yardım alanlar da hapis cezası olabilir, ödediği parayı geri faizleriyle alabilirler. Büyük paralar da Fransa bize gösterdi ki hapis cezası uyguluyor. Büyük mevduatlarda uyguluyor. Evet. Ve bayağı vergi kaçakçısı muamelesi yapıyor. Şimdi büyük bir ihtimalle haberdeki açıklama küçük 15-20 bin alan 20 bin eurosu olanlar gibi. Aynı şey İngiltere'de geçen hafta bir ceza olduğunu duydum. Vatandaş yakınım dedi belki kendisi ama hiçbir belge göndermedi. Ve para yakalanması orada da. Arkasından gayrimenkulün var mı diye sormuşlar. Tahmin ediyorum ki gayrimenkulden de haberdarlar. Yani bu anlamda vatandaşlar şuna güvenip sevinmesinler. İşte bize Türkiye yıl sonu bakiyesini verecek. Eğer yıl sonu Evet. bakiyesi verildi ve orada da bir hareket, bir faiz geliri, yıl sonu bakiyesi artı işte kar payı, temettü, faiz her neyse bunlarla ilgili bilgileri verdiğinde merak etmesinler. Türkiye bu yıl için yüzde kaç faiz veriyor ya da kar payı veriyor ya da temettü veriyor. 2017'de ne veriyordu? Bunları santim santim biliyorlar ayrıntılarına göre. Hani bir şey hepsi ama biz faiz almıyoruz ki faiz çok düşük bu yıl diyorlar. Evet bu yıl çok düşük dövize faiz. Çok yüksek olduğu dönemler de biliniyor. Size diyecekler ki bu hesabın açıldığı tarihten itibaren bankanızdan bize getirin. Ha açıldığı tarihten itibaren bankadan getirirseniz ki getireceksiniz mecbursunuz. Getirdiğinizde yıllar itibariyle para hareketleriniz, yıllar itibariyle o para kiradan mı gelmiş, emekli aylığından mı gelmiş, cebinizde mi koymuşsunuz, başka bir yerden mi gelmiş, ne kadar faizi oluşmuş. Bunların tamamını kendi ellerinizle paşa paşa o ülkeye götüreceksiniz. En çok sorulan soru o zaman ben de gidip Türkiye'ye yerleşirim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz de. Eğer vergisel anlamda bir alacak suç, ceza bir şey çıkıyorsa uzaya da gitseniz bunu sizden isteyecek. Hatta tahsilatı da Türkiye'ye yaptırıp bana gönderin diyecek. Türkiye aynı şey karşılıklı esası var. Biz de bir yurt dışındaki böyle bir usulsüzlüğü görürsek biz de isteyeceğiz. Tahsilatı yapın bize gönderin diyeceğiz de. Bu bizim yurt dışındaki o yemeyip içmeyip yastığının altında paralarını biriktiren vatandaşlarımızın canını yanmaktan kurtarmayacak. 2017'den beri bunu söylüyoruz. 2015'ten beri de vatandaşlara gayrimenkullerinizle ilgili başınız belada diyoruz. Hani dinleyen çok az insan olduğunu düşünüyorum. Kendi kendine özellikle son yıl, son 2-3 ay içinde, son 1 yıldır kör topal tedbir alanlar olduğunu rastlıyorum. Ama aldığınız tedbirler günü kurtarmaya yönelik tedbirler veya kurtarmayacak tedbirler diyelim. Eğer bugünü kazara kurtardıysanız siz 2021'i tamamen aklayıp tamamen tedbirlerinizi alıp artık finansal kaygınızın bulunmadığı bir hale gelmiş olmak zorundasınız ama temiz olarak gelmiş olmak zorundasınız. Ha, arkasından şimdi büyük bir ihtimalle bir arayacak, ne yapalım diye soracak. Türkiye'ye gelmeyelim mi diye soracak. Ne olursa olsun Türkiye'ye gelmek zorundasınız. Peki bu şey Mehtap Hanım bilgilerinin paylaşılıp paylaşılmadığını tek başına öğrenebilir mi vatandaş merak edenler bu konuda hani Zeki Bey şey çok yapacak ya zor. mesela diyelim ki gardını alacak bilgileri eğer paylaşıldıysa en azından gidip ben işte pişmanım kendi kendime işte benim vardı falan derim giderim düşüncesi var ya. Şimdi sen bilgilerini, önlemlerini almadıysan bundan sonra da ben işte en azından öğreneyim bir paylaşıldı mı zaten paylaşılmıştır önlemler doğru dürüst alınmadıysa. Ona göre diyor nasıl öğrenebiliriz? Kendi biz öğrenebilir miyiz? Bence öğrenemez. Vermezler cevap. Evet. Çünkü bankalar artık cevap vermeme yolunu tercih ettiler. Git gelir idaresinden sor dediler. Evet, gelir idaresi Ama işte verilmiyor, onu diyorum. gelir idaresi şu anda gerçekten veremez. Neden veremeyeceğini Ha. söyleyeyim. Evet. 4 milyon veriyi paylaşacak ya da 4 milyon
değil de 2 milyon veriyi paylaşacak. Şu anda veri ak temizliyor. O kişiyle ilgili işlem sonuçlanmadan ben onunla ilgili bir paylaşımda bulundum ya da bulunmadım diyebilir mi? 31 Aralık'tan önce gelir idaresinin böyle bir cümle kurması mümkün değil. Ama şu yapılabilir. Mutlaka gelsinler bankaları üzerinden. Gerçekten de bir hukuki destek alarak bankaya ne soracaklarını bilmiyorlar. Zaten bankada yaptıkları işlemler de eksik ve hatalı olmuş birçoğunda. Banka üzerinden fikir sahibi olabiliriz. Sonuç değil ama bir fikir sahibi olabiliriz. O da merkezlerinden değil mi? Bankaların merkezlerinden, yani şubelerinden değil. Şubelerindekilerin hala böyle bir şey yok diyor ya. Oradaki memurlar ya, o kimse onlar artık. Hala vatandaşa böyle bir şey yok diyen memurlar var ya. Kafayı yemişler. Ya böyle bir şey yok ama şey diyorlar, biz vermiyoruz. Genel müdürlük veriyorsa veriyor, bizi bağlayan bir şey yok, biz bilmeyiz diyorlar. Evet. 4 banka hariç bunu diyorlar. 4 banka söylemiyor bu cümleyi. 4 banka bence diye oradaki memur bir fikir veriyor. Evet. Genel olarak. Bizim vatandaşa tavsiyemiz, gelin mutlaka öyle ya da böyle son tedbirlerinizi alın. Bir de bu arada telaşlanarak evini, barkını, kızına, oğluna, dayısına... Satanlar var veya satanlar var. Satanların başına ne? Mesela diyor ki ben satayım kurtulayım. Ama sattın, nerede para? Parayı ne yaptın? Ha, inek nerede? De suya düştü, balta nerede? O neye kesti falan. Parayı var ya, bir hikaye işte yani. O yandı bitti, kül oldu. Nerede? Paranın hesabını nasıl vereceksin? Parayı ne yapacak? Parayı nereden bulacak? Yani parayı bulamaz, saklayamaz, koyamaz. Ya da geçici tedbirler alır. Gayrimenkulü satmayıp da o satışlar ne biliyor musunuz? Dayıma satmış gibi göstereyim, amcamdan almış gibi göstereyim. Evet. Hep de bu satışları çok güven, oğluma güvenirim. Genelde nedense hiç kızlarına güvenmiyorlar. Bir de oğullarına güvenenler var. Bu oğullarına güvenenler kendileriyle birlikte oğullarının, amcalarının, dayınlarının da başını yakanlar. Bir defa şeyi gördük. Ben bu son bir yıllık süreçte Zeki Bey, parasını ya da mal varlığını amcasına, dayısına, kuzenine, yeğenine geçirenlerde herkesin eşi dostu güvenilmez değil ama içlerinden şunu gördüm. Ben bunu kullanıyorum. Bak seni, canını yakarım. Bak seni parayı kullanıp canını yakanlara, paranın üstüne yatanlara, gayrimenkulün kendini zannedenlere en az 5-10 tane tanık oldu. Bir yıl içinde. Herkes beni mi arıyor? Hayır. Benim 5 tane tanıklık, inanın çok ciddi bir tanıklıktır bu bir yıllık süreçte. Biz diyoruz ki gayrimenkullerinizi satmayın. Bununla ilgili tedbirler alın. Satıştan da şimdi ben vatandaşın soracağı soruyor. Nasıl tedbir alacağız? Türkiye'ye gideceksiniz. Türkiye'ye geleceksiniz. Evet. Bir hukukçuyla birlikte yol yürüyeceksiniz. Nasıl tedbir alacağız? Yok, evet. Gelmeden aldığınız tedbirler tedbir değil. Zaten yeterince sıkıntılı iş yapmışsınız. Bugüne kadar zaten dikkatsiz iş yapmışsınız. 2017'yi, 18'i, 19'u, 20'yi, 21'i çöpe atmışsınız. Hiç dikkate almamışsınız. Yok devlet bize böyle bir şey yapmaz. Yok canım, o yardım alanlarındır. Yok iflas edenlerindir. Evet, evet. Ben vatandaşı değilim ki beni ne ilgilendirir. Daha ilgilendirir. Gibi kendi icat ettikleri bu saçma sapan, canlarını çok yakacak işlemlere kendi iradeleriyle imza attılar. Evet. Örneğin bir bankaya gittiler. Banka şöyle olursa vermeyiz ki dedi. Vermeyiz ki. Ne zaman vermeyiz ki? Kendi kuyrukları tutuşana kadar vermeyiz ki. Yarın bir gün ama vermeyiz ki. Sana biz vermeyiz ki yazılı olarak verecek tek bir bankayı bana gösterin. Sonra bankacının tavsiyesini dinleyin. Eğer banka denetim geçirirse, banka inceleme geçirirse, ülkelerin hala açıklanmayan bir şey var Zeki Bey. Evet, en son yapılan toplantıda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin yaptığı toplantıda. Evet. Bizden yeni taleplerde bulunuldu dendi. Biz bu yeni talepleri bilmiyoruz. İşte bilmiyoruz. Hiç açıklanmadı. Evet, açıklanmadı. Bilmiyoruz, evet.
Büyük bir ihtimalle bankalarınızı denetleyeceğiz, şuna bakacağız, buna bilmem ne yapacağız şeklinde işlemler bunlar. Yani biz kendimiz geleceğiz, bunların doğruluğunu göreceğiz Aynen, ya dedi. da şunu da bana ver diyecek. Yani bir yaptırım daha geldi ve biz bilmiyoruz, vatandaşın da ruhunu duymadı. Hani umarım bu değildir ama neden açıklanmıyor? Bizden yeni taleplerde bulundular. Ne istediler bizden? Bilsek de, vatandaş da bilse, en azından ne yapacağını bilse. Hayır, biz yine görevimizi yaptık. Biz dedik ki Türkiye'yi karar isteği almadın ama bizden bir istekleri var. Ama o isteklerin şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Bir önümüzdeki Ekofin toplantısında herhalde tekrar bir araya geldiklerinde bu mevzu konuşulur diye düşünüyorum yani. Ortaya çıkar. Yani Evet. hiçbir sır Yani gizli bizden kalmaz, hiçbir hele şey bizimle yok artık. alakalıysa. Aynen, biz şimdi Avrupa'daki her vatandaşa ısrar ediyorum. Eğer Türkiye'de gayrimenkulün varsa, bu arada Amerika'dakiler de üzerine alınsınlar. Onların durumu daha da vahim. Çünkü onlar Obamacare'den yardım aldılar. Sağlık orada çok pahalı. Başka şeylerden yararlandılar. Ama Türkiye'de malları var. Evet. Ama Türkiye'de paraları var. Paradan onların %90 yakalanacağını düşünüyorum da, malları ile ilgili yakalanırlarsa, bugüne kadar devletin verdiği tüm yardımlar, ki Amerika oturumu da iptal eden ülkelerden birisi. Ciddi vergi cezaları ve bütün para hareketini Fransa'da öyle, kontrol Fransa eden. haberinde de öyle. Fransa'da da olabilir yani. Her şey mümkün Mertep Hanım burada. Büyük felaket var. Fransa zaten eğer tedbir, ben şunu biliyorum, bakın yayınlarda gelen maillerde, mesajlarda, biz Fransa ve Avusturya görmedik. Evet. Almanya, Hollanda, Belçika gördük. Evet. Zannettik Avusturya ile Fransa, ya herhalde bize dokunmuyorlar. Öyle bir dokunuyorlar ki Macron dokunmaz mı ya? sessizlemek. Macron dokunmaz mı? Hem de nasıl dokunur Macron yani? Ey gidi. Sessiz ve derinden dokundular, verileri topladılar. Gayrimenkullerini buldular. Evlerini araştırıyorlar. Fransa'da gayrimenkul bulunduğunu da biliyorum. Avusturya'da ve Danimarka'da gayrimenkul verilerine ulaşıldığını biliyorum. Bu nedenle ister tedbirinizi alın, ister almayın. Çok yakın bir tarihte, 2017'den 2021'e kadar süren 4 yıllık bir tarihte de demiyorum, Evet. çok yakın bir tarihte bu işler eğer şu hale gelirse, biz verileri bildik, verdik, gayrimenkulleri de bulduk, hadi gelin dendiğinde, biz deriz ki ya biz sizin gayrimenkulleriniz için, sorarlarsa bize, Türkiye'de götürün 2000-2500 euro karşılığı, öyle bir para çünkü, en basit bir gayrimenkul değerleme şirketinin vatandaşın ödeyeceği şu gayrimenkullerinizin değerini bir hesaplatın. Çünkü sizin tapudaki diğerleri dikkate almıyorlar. Tapu değerlerini gösteririz de bilmem neyi diyemezsiniz. Bugünkü değerini gayrimenkul değerleme şirketi üzerinden yaptırırsınız. Zaten adamlar da yaptırmış oluyor da sizi oyalıyorlar. Ortalama birinizi, bir kişiyi yakalamak için en az 3000 euro harcıyorlar. Bunu da sizden tahsil ediyorlar. Daha düşüktür belki, bir de siz yaptırın noktasına geliriz. Başınıza gelecek. Para cezaları, işte faizler, belki hapis cezaları. Önümüzdeki süreçte bunları konuşacağız. Epeyce vatandaşın. Eğer o ülke kanunlarında sınır dışı etmek, vatandaşlıktan çıkarmak, oturum iptali gibi yasal düzenlemeler varsa, inanın Türkiye'de bunun karşısında duramaz. Çünkü hiç gereği yokken şu açıklama yapıldı. Dendi ki vatandaşımızın oturum iptali konusunda bize sormadan yapamazlar. Niye yapamıyorlar? Kanunlarında var. Senin vatandaşın kaçakçılık yapmış, vergi suçu işlemiş derse nasıl biz buna, yok bizim vatandaşımız işlemedi ama mı diyeceğiz? Senin çocuğunu elinden alıyorlar, bir şey yapamıyorsun. Burada ailelerden Türk çocuklarını ellerinden alıyorlar da bir şey yapamıyorsun. Ona mı Aynen, diyeceksin aynen. ya? Ben yani nasıl diyeceksin? İşte belli bir suçu işledikten sonra cezasını işleyip sınır dışı edilen binlerce vatandaşımız var. Evet. Yapabildik mi, durabildik mi önlerine? Ne Hayır. yapıyorsunuz, durun, bu adamlar 30 yıldır size hizmet mi ediyor dedik. 60. yılındayız göçün, 60. yılındayız. 60 yıldan beri buradayız Mehtap Hanım. 60 yıl dile kolay. Bir asır olacak yakında yani. Evet, hiç durabildik mi? Sınır dışı ediliyor. Evet. Hiçbir zaman
İşte bizi kendilerinden de tam saymadılar aslında. Evet, aynen öyle. Yani çok kurala uyuyorsak, hiç hata yapmıyorsak, insan doğasında var, bazıları da hata yapar. Kendi vatandaşları ne hatalar yapıyorlar, ne suçlar işliyorlar. Yani bizim vatandaşımız işlediğinde hemen çok fazla sınır dışı. Almanya'da evet, çok sınır dışı oldu yine herhalde. Kendi vatandaşlarını yapmıyor ama senin burada yetişen, burada büyüyen efendim gençleri, çocukları bir hata yaptı. İyi de bu toplumun suçu, burada öğrendi bu suçu işlemeyi, burada yaptı. Sizden öğrendi, bu toplumda oldu bu işlemler. Kendi vatandaşlarını göndermiyorsun, yabancı olunca gönderiyorsun. Bakın Hollanda'da, geçen de bir haber yayınladım. Hollanda'da mahkeme kararı. Hollandalılar sadece beyazdır diye, açık tenli ve beyazdırlar diye mahkeme kararı var. Yani diyor ki Surinamlılara, Faslara, oradaki polisler, memurlar, boşuna hava, gulitler, işte oradaki futbolculara söylüyorum, siyahi olanı. Kendinizi Hollandalıyım diye havalara sokmayın. Sizin renginiz koyu renk. Adamın mahkeme kararı var. Beyaz olmak zorunda diyor. Verdiği Hollanda mahkemesinin kararı. Hakim kararı, Yargıtay'ın kararı. Sen boşu boşuna uğraşma. Yani kural bu. Gördüğünüz gibi. Beyaz olmak Hollandalı beyazdır diyor. O zaman yani böyle bakan bir zihniyet seni nasıl göndermez? Gönderir. Hem de gönderir. Evet. Ve dur diyemeyiz. Evet. Benim ulusal yasalarımda var, suç işleyeni ülkesine gönderiyorum. Evet. Oturum iptal etmek, vatandaşlığı iptal etmek. Yani bu varsa yasasında, yoksa da koyar, yani çok zor değil. Evet. Dolayısıyla tedbirlerinizi alın. Çünkü vergi kaçakçılığını ya da işte vergi almamayı, kaçakçılık demeyelim ama hukuken vergi kaçakçılığından bahsediyorum. Siz vergi kaçırdınız, kara para vergisini ödemediğiniz para demiyorum ama sen bu parayı bana vermedin, bu vergi kaçakçılığıdır denilen işlerde, denilecek her işte mutlaka başınızı ekonomik olarak ağrıtacaklar. Herhangi bir sosyal yardım alıyorsanız sosyal yardımı durduracaklar. O ülkenin kanununda var ise eğer, dilerlerse hapis cezası ile tehdit edecekler. Belki de verecekler, bilemem. Ama vergisel anlamda belli limitlerin üzerinde dünyanın her ülkesinde hapis cezasını içeren yasal düzenlemeler var. Evet. Ve özellikle vergisel anlamda ki bir miktar, belli miktarı geçen paralarda sizden bunların kaynağını soracaklar. Bir hesabınız yakalanırsa geçmişe dönük 10 yıllık ay ve ay dökümü isteyip para nereden geldi, ne kadar faizdi, nereye gitti, bunların hepsini size soracaklar. Paşa paşa götürmek zorunda kalacaksınız. Evet, ne yazık ki bizi dinlemiş olsaydınız bütün bunları böyle yine sizlerle paylaşacaktık ama gönülleriniz rahat olacaktı. Evet sevgili seyirciler, şimdi ikinci reklam aramız var. Efendim tabii üçüncü bölüm de var. O Fransa ile ilgili haberi paylaştım. Mehtap Hanım ona eklemeler yaptı. Bu kadar değil. Şu durum da var demişti. Ama bütün ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde bunların hepsi var. Yani sadece Fransa'yı ilgilendirmiyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya'yı da ilgilendiriyor. Aynı durum buralarda da yaşanıyor zaten. O yüzden de bunlara hazırlıklı olun efendim. Şimdi kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.